Sayın DEM Parti'nin Sayın Eş Genel Başkanı, Türkiye İşçi Partisi'nin değerli Genel Başkanı, çok kıymetli önceki dönem Genel Başkanımız, Hünkar Hacı Bektaşi Veli Vakfı Başkanı Sayın Veliyettin Ulusoy, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Sayın Mustafa Arslan, Hacı Bektaş Belediye Başkanımız Sayın Ali Kaim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşların kıymetli temsilcileri, cümle canlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada hem bu açılış konuşmalarını gerçekleştirip partilerimizin, temsil ettiğimiz derneklerin, vakıfların meseleye bakış açılarını ortaya koyuyoruz. Ardından da bir ödül töreni gerçekleşecek. Bu törende akademi ödülünü alacak olan Sayın Meral Salman Yıkmış'ı, kültür sanat ödülünü alacak olan Sayın Kılavuz Bakır'ı, yaşayan insan hazinesi ödülüne layık görülen Sayın Ali Adil Atalay'ı ve bugün burada, bu ortamda ödül verecek olmaktan büyük bir onur duyduğum, gönül bağı ile ocağına bağlanmış, kinden, kibirden uzak bir anlayışla hünkârın felsefesine hizmetini sessiz ve sitemsiz bir şekilde sürdüren Sayın Veliyettin Ulusoy'u tebrik ediyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Bu kıymetli hazirunla birlikte Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin manevi huzurundayız. 753 sene önce Hakk'a yürüyen ama söyledikleri ve yaptıklarıyla bugünümüze ışık tutan, halen ışık saçan hünkârın huzurundayız. Daha Avrupa'da Rönesans, reform ortaya çıkmamışken, modern batı aydınlanması yaşanmamışken, bırakın evrensel insan hakları sözleşmesini, evrensel insan hakları değerleri tartışılmazken, her ne arar isen kendinde ara diyen, hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız diyen, 72 millete bir nazar ile bak diyen, dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir diyen, dünyada bırakın seçme seçilme hakkını, kadının adı yokken, yeri yokken, bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok diyerek kadını karar süreçlerinin içine dahil edip kadın sözünü erkek sözüyle bir gören ve aynı değerde gören ve bunu tüm insanlığa öğütleyen hünkârın huzurundayız. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda, hırslar kinler yok olur aşkla meynadımızda, aslanla ceylan dosttur kucağımızda diyor ya Hacı Bektaş Veli. İşte biz de tam bu yüzden buradayız ve bugün burada hep birlikteyiz. Ocağında kaynayan sevgi ve muhabbetten bir tas da biz içelim diye, gül açan bağında bülbüller gibi şevke gelelim diye, aşk meydanında hırslar, kinler yok olsun diye, aslanla ceylanı dost eden hünkâr bizlere ışık saçsın diye bizler buradayız. En son geçtiğimiz Aralık ayında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacı Bektaş'a geliş töreninde buradaydım. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara'ya gelmeden önce, hemen önce Hacı Bektaş'a uğrayarak Horasan erenlerinin maddi ve manevi desteğini almış olması, milli mücadeleye
çok büyük bir katkı, çok büyük bir özgüven kattı. Buradan ayrılırken Gazi Paşa'ya gittiğin her yerde Erenler yanında arkanda olacak diyen ve Kurtuluş Savaşı'nın en büyük desteğini Gazi Mustafa Kemal'e sunanlar o gün Hacı Bektaş'taydılar, bugün de Hacı Bektaş'talar. 8 ay sonra yeniden Alevi Bektaşi yolunun muhipleriyle siz dostlarla burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük bir huzur, arınmışlık ve mutlulukla hep birlikteyiz. Cümle canları saygıyla selamlıyorum. Yapılan son seçimlerde belediye başkanı seçilen çok değerli Ali Kaim biraz önce konuşmasında teşekkürde bulundu. Ülkeyi yönetenlere de sitemlerde bulundu. Ve kendisi şunu ifade etti. Biz üvey evlat değiliz dedi. Konuşmasında itiraz ettikleriyle razı oldukları vardı. Razı olduklarının başında adını andığı Hacı Bektaş'ı birileri üvey evlat görürken buradakileri öz kardeşi bilen başta Ekrem İmamoğlu ve tüm belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu topraklarda çok acı dönemler, çok acı günler, çok acı aylar, yıllar hep birlikte yaşandı. Yüzyıllardır kan, gözyaşı, zulüm bir duyurduysa üç yürüdü. Kerbela'da akan kan Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta akmaya devam etti. Kerbela'nın direnci sokak ortasında katledilen bilim insanlarının, sendikacıların, gazetecilerin, Berkin Elvanların, milyonların katıldığı cenaze törenlerinde o direnç vardı. Kerbela'nın yası kimi zaman Berkin'in, Ali İsmail'in, Abdullah Cömert'in mezarının başına bir sis gibi kondu. Hünkârın yolundan gidenler nefis karanlığını marifet ışığıyla, gönül karanlığını aşk ışığıyla aydınlatmaya devam ettiler. Ellerine bir gün silah almadan, şiddete hiç başvurmadan, cahiliye döneminin araçlarına bulaşmadan mücadelelerine devam ettiler. Mazlumlar zalimin kötülüğüne ne boyun eğdi, ne ortak oldu, ne onlara uydu. Bu mücadelenin öncü neferi olan sizlere, sizlerin huzurunda Manisalı dört büyüğünden üçü Balkanlarda doğmuş. Bir dedesi 99 yaşına kadar pazarda sebze satarak evlatlarını büyütmüş, 104 yaşında vefat etmiş bir bahçıvan dedenin, bir diğeri 62 yaşında daktilosunun üzerinde hayatını vermiş bir devlet memurunun torunu olarak, iki emekli öğretmenin evladı, bu devletin 10 yaşından beri devlet parasız yatılı okullarında büyüttüğü bir öğrencisi olarak, hukukçu bir genç, tek bir genç kızın gururlu babası olarak, bu mücadelenin öncüsü olan, neferi olan sizlere, bu memlekete bugüne kadar sahip çıktığınız, aydınlanma devriminin ışığını söndürmek isteyenlere inat, o meşaleyi elinizde taşıdığınız, bu mücadeleyi hep beraber yılmadan sürdürdüğünüz için hepinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum canlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla ise, genel başkanı Özgür Özel olarak, düşünce karanlığına ışık tutacağıma, tuttuğunuz ışığa ortak olacağıma, Hacı Bektaş Veli'nin
ektiği tohuma, su vermenize yoldaş olacağıma, incinsem de incitmeyeceğime ama ortak mücadelemizden de bir adım geri durmayacağıma, bir santim eğilmeyeceğime, bir kelime eksik konuşmayacağıma huzurlarınızda söz veriyorum. (Gülüyor) 61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaşi Veli'yi anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri için Hacı Bektaş'tayız. Ancak bir soruna buradan benim de dikkat çekmem, benden önceki kıymetli hatiplere iştirak etmem, katkı vermem gerekiyor. İktidar partisinin burada yıllardır süren bir geleneği yok sayarak, buradaki canların meşru resmi siyasi temsilcilerini akıllarınca dışlayarak, 15 Ağustos akşamı apar topar alternatif bir tören tertip etmelerini en başta Hacı Bektaş'ın mirasına yapılmış büyük bir saygısızlık olarak görüyor ve kınıyorum. Bugün Alevilerin en etkin şekilde değerli dernekler ve vakıflar adına konuşan başkanımızın da ifade ettiği gibi çözüm bekleyen, katkı bekleyen sorunları var. Türkiye vicdanları yaralayan, bir türlü açıkça ifade edilmeyen bir ayrımcılıkla Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir. Meri olan, yürürlükte olan anayasadaki tüm ifadelere rağmen uygulama sırasında ve kanun yaparken, kanunları uygularken Alevi vatandaşlara eşit yurttaş muamelesi yapılmamakta, ayrımcılığa tabi tutulmakta, ötekileştirilmekte ve haklı talepleri duymazdan gelinmektedir. Cemevleri Aleviler için ibadethanedir, bizler için de ibadethane olacaktır. Bu yasal hak tanınana, bu anayasal hak kabul edilene kadar sizin mücadelemiz benim mücadelemdir. Camilerin ibadethane görülüp cenevlerinin ibadethane sayılmadığı, ÇEDES programı altında laik eğitimin örselenip katledildiği, Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adıyla Alevilerin kabul etmediği bir kurumun ve işleyişin oluşturulduğu ve maalesef vaktiyle Cemevi Cümbüş Evi diyen, Cem'le Cümbüş'ü bir tutan bir anlayışın yönettiği bu ülkede Cümbüş'ün yerinin Kültür Bakanlığı olduğu kabulüyle bir inancı Kültür Bakanlığı'na bağlayarak bu hakareti, bu hor görmeyi kurumsallaştıran bir anlayışa itiraz ediyoruz. Haklı itirazlarınızın yanındayız. Madımak utancıyla bu devlet hala yüzleşmemiştir. Madımak bir utanç müjdesi olana kadar mücadelenizi mücadelemiz olarak hep birlikte sürdüreceğiz. Yolculuğumuz ülkemiz için barışa, adalete, hoşgörüye, güzel ahlaka, erdeme, bilime ve umuda giden bir yolculuğu temsil ediyor. Yolumuzu bu toprakların değerleriyle, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin, Aptal Musa'nın, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin ve nice eren ve evliyanın öğretileriyle aydınlatıyoruz. Biz doğru durmaya ve dost kapısını açık tutmaya devam edeceğiz. Aslan ile Ceylan'ın bir arada yaşayabildiği, bereketin ve hoşgörünün egemen olduğu bir ülkeyi gelecek nesillere miras bırakana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Ve sözlerimin sonuna geldiğimde vefanın başkenti Hacı Bektaş'tan bir ifadeyi tekrar etmekte benim için
bir andı, bir ahdı ifade etmeme izin veriniz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden biridir dediği partinin genel başkanı olarak bulunuyorum. Hacı Bektaş'ta vefanın başkentinden tüm Türkiye'ye söylemek isterim ki bu partinin ilk genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de, tüm genel başkanlarına da, benden önceki genel başkanı çok kıymetli Kemal Kılıçdaroğlu'na da vefamızı göstermenin en önemli yolu onların partisini iktidar yapmaktır. Hep birlikte bunu başaracağımıza and içiyorum, and içiyorum, and içiyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım.